Evet arkadaşlar, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Ben Aykut Enes Tercanlı. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sağ olun. Ben de iyiyim. Çok şükür bir sıkıntı problemimiz yoktur. Evet arkadaşlar, ben biraz kendimden size bahsedeyim. Dediğim gibi ben Aykut Enes Tercanlı. Bu üçüncü videomuz olacak sizlerle birlikte. Ben Erzincanlıyım. Doğu Anadolu bölgesi. 25 yaşındayım. Tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Koyunlarım var. Onları bu sene yeni aldım. Koyunlarımı. Bu ahırı kendim yaptım. Bu tarla mevki bizim. Kendi tarlamız. Buraya da ben kendimce bir ahır yaptım. Yaptım da yani. Başardım onu. Şimdi işte havalar soğuduğu gibi mecbur içeride hani çalışmalar, yeni yapılmış yer. İşte ardiyesidir, işte soğuk olduğu tavukları içeri alacağız. Koyunlarla birlikte sıcakta kışın dursunlar, üşümesinler diye. Bunlara yer yapıyorum. Buraya misal ardiye yapıyorum arkadaşlar. Buraya ben işte getireceğim, malzememi koyacağım. Çuvalladığım samanımı koyacağım, işte otumu getirip koyacağım. Arpa kırmamı getirip buraya dolduracağım. Bundan sonra şu köşede bir tane de tavuklara işte böyle yapacağız, uğraşacağız. Havalar 2-3 günde güzel, güneşli gösteriyor. Bu 2-3 gün içerisinde burayı bayağı bir toplayıp yapmam lazım. Çünkü işletmemizde olsun, yani hakimiyet bizde olması lazım. Bayağı bir dağınık çevre olsun, ahırın içi olsun, düzensiz. İşte yeni yapı olduğu için, yeni yapı yapıldığı için her şeyi zamanla görerek yaparak gidiyoruz. Biz de yeni başladık bu işe. Ben bu koyun işine bu sene yeni başladım. Daha önceden hiç yapmadım. Tabii bizimkiler çok eskiden yapmışlar önceden. Ben hatırlamıyorum yani 25-30 yıl öncesinden yapmışlar. Ben hatırlamıyorum. İşte öyle karar verdim başlamaya. Çalıştık, kazandık. Aldık yani koyunları aldık. Bu sene aldım bir 20 tane kadar koyun aldım. Onlarla burada Allah nasip ederse inşallah kışı geçireceğiz, uğraşacağız. Bu arada da işte hem koyun hem tarım da yapıyoruz arkadaşlar biz. Üretim de yapıyoruz. Bu yaptığım işleri kanalda sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. İşte günlük ne iş olursa, koyun olsun, tarım olsun, hayvan olsun. Bazen de farklı videolar da çekmeyi düşünüyorum ama hayırlısı bakalım inşallah olursa olur. O yönden yana temennimiz, o yönden yana. Şimdi ben biraz size ahırdan bahsedeyim. Evet arkadaşlar. Ahırımız burası. Burayı yaptım ben. Tabi ortalık baya bir dağınık. El elde var ya, baş başta ortalık her yeri 156 gidiyor. Ama inşallah 2-3 gün içerisinde burayı komple temizleyip düzenleyip güzel bir kışa giriş yapacağız. Ahırımızın şu an boyu 12 metre arkadaşlar. Ahırımızın boyu 12 metre. 8 metre genişliğinde, genişliği de arkadaşlar. Şöyle 8 metre genişliğinde. Direğin orta yüksekliğimiz 2,80. Yanlarda 2,40 arkadaşlar. Burayı komple inşaatını yani temelinden hepsini ben kendim yaptım. 5-10'ların araları 65 santim. Üstü ondan sonra tahtanın üzerine izocam, işte saç, branda vesaire derken böyle yaptık. Yanlarında yine böyle tahtalar çakarak brandayla kapattım, güzel bir gerdirdim. Ama ahırı şu an 8'e 12, 96 metrekare yer yapıyor. Koyun sayısı biraz az olduğu için ahır bayağı bir geniş, büyük. Soğuk oluyor. Bir de arazinin ortası olduğu için daha çok şey yapıyor. Rüzgar alıyor, fırtına alıyor. Daha da çok soğuk oluyor. Bizim burada bir de don da oluyor. Eksiği de görüyoruz. Kar da yağıyor. Bir de grav da çok çöküyor arkadaşlar. Yani buz. Sabaha karşı bayağı bir buz tutuyor her şey. Grav diyoruz biz. O da çok çöküyor böyle. Şu dış yalıtım malzemelerini böyle yaptım. Faydası oldu mu? Oldu. Bayağı bir faydası oldu. Bir nevi içerinin havasını dışarıdan gelen soğuğu kırıyor. Dış yalıtım malzemeler de böyle kalın bir şey. Yani iyi, sağlam. Direklerin arası, pardon. Bu direklerin arası da genişliği de arkadaşlar 3'er metre.
Buranın yüksekliği ise tabandan ortağının 2,80 yüksekliğinde. Yani ahır bayağı bir yüksek oldu. Yaptık. Toplamda işte burası kapattığım alan 96 metrekare yer yapıyor arkadaşlar burası. 96 metrekare yer yapıyor. Dediğim gibi koyun sayısı biraz az olduğu için, ahırda büyüğü olduğu için bayağı bir soğuk oluyor. İşte soğuk olmasın diye de kendimce önlemler alıyorum. Ama bakalım hayırlısı inşallah. Başka şeyler de yapmamız lazım. Saat 5. 5'e 5.30'a falan yaklaştı. Nasıl hepsi ayağa kalktı? Yem saatleri geliyor arkadaşlar. O yüzden hepsi ayaklandı. Bir de sabahtan beri içerideler. Uğraşıyorum sağlan sollan. Dediğim gibi çalışmamız lazım ki kışın yani kafamız rahat bir şekilde girmemiz lazım. Böyle dediğim gibi ahır bu yani burası. Bunu burayı yaptım. Yanlar buranda. Böyle. Üstü komple böyle tahta. İz hocam. Tabi burası başta işte tecrübe arkadaşlar. Buraya tahta aralarını 70 santim şu tahtayla şu tahtanın arası 70 santim. Baktım ki böyle iz hocam da biraz şeyler oluyor. Sarkmalar oluyor. Tamam mı? Ben dedim yapıyorsun bari tam güzelce yap. Tahtaları tekrar işte eledim. İyilerini gözden geçirdim. Böyle daha sık koymaya başladım. Şunlar ise araları 20 santim. 25 santim yani. 25 santimden geniş daha şey yok. Tahta yok. Bakın burası böyle daha iyi. Ne iz hocamda sarkma var ne de şey tahtası bol olduğu için. Ama işte yani hiçbir şekilde bu ahırı yaparken arkadaşlar hiçbir usta yardımı almadım. Hep kendim yaptım. Müteahhit de benim. Usta da benim. Çırak da benim. Ama dediğim gibi tabi bayağı bir eksiklerimiz var. İşte onları da görerek hemen hızlı bir şekilde tedarik ve tamamlamaya çalışıyoruz. Burası bu şekil. Şimdi ben şuraya ardiyenin duvarını örüyorum arkadaşlar böyle bu şekil. Biraz da duvar örerken çalışırken yapalım. Şu şirketlerin arası şöyle boş kalmasın diye. Arası dolsun saman tutar arkadaşlar saman sıfır. Hadi.